Önce büyük resme bakalım. Tamam. Sonra küçük resme bakalım. Yani küçük resimde boğulmayalım derdim o. Oraya nasıl gidersek isterseniz boğulacağız çünkü bak. Orası giden de bir karamsarlık olabilir. Ama burada daha böyle bir okyanusun içinden bakalım kıyıya. Orası kıyı, burası okyanus. Şimdi bak, bu grafik endeksin dolar bazlı aylık logaritmik bir grafiği ve uzun vadeli. Yani nereden baksan burada 10-12 yıllık bir bakış açısı var. Orada 3 ayı var, 3 ayı 4 ayı anlatacağız. Burada 12 yılı anlatıyoruz. Uğur bak, burada 500 dolar, 110 dolar kabaca düşüşünün 61.8'i 349 dolardı. Biz 344, 346 dolar bölgesini gördüğümüzden beri. Şimdi arkadaşlar bravo, harikasınız. Biraz daha yaklaştırırsanız şurayı gösterin. Bak şurada görüyoruz. Ne yapıyoruz? Harika. Harikasınız. Böyle kalın. Beni göstermeyin, böyle kalsın. 349 dolarla 315 ve 303 dolar bölgesinde bak, buradaki her bir mum ay. Evet. Bir ay. 3 aydır sıkıştığımız yere bak Uğur. 349 ile 315. Bu bir aydır aynı şeyi söylüyorum. Borsa İstanbul bir süre 11.300'de, 10.500, 10.600 bölgesinde gıygıylanacak. Yani hiçbir şey yok burada ya. Trend yok. Trend yoksa da gelir yok, getiri yok. Şu anda onu yaşıyoruz. Şahsi fikrim sadece bu grafiğe fokuslu olarak anlatıyorum. Bak burası önemli. Çünkü orada başka şeyler söyleyeceğim. 315 ve 303 dolarlara doğru Borsa İstanbul'da oluşacak jeopolitik riskler de dahil olmak üzere. Dahil olmak üzere diyorum. 315, 303 dolarlara oluşacak tüm geri çekilmeler 349 ve 415 hedeflerini bozmayacaktır. Burada bu grafiği benim, Uğur ya biz seninle şu yayında şöyle demiştik ama artık bu grafikte başka bir risk oluşuyor. Biz, nasıl bozulur o? Biz beklentimizi sorgulama vakti geldi güzel kardeşim demem için 303 doların kırılması lazım. Sonuç, 303 dolar kırılmadıkça bu grafik sorguya açık değil. Ama geri çekilmeler olabilir. Çünkü niye? Bak 3 aydır sıkıştırdılar ve bekliyorlar. Ne bekliyorlar? İşte bir şey bekliyorlar yani. Bir haber bekliyorlar. Amerika ile mi aramız iyi olur? Not artışları mı devam eder? Hani ne olur, ne olur, ne olur, bla 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 bla, doldur gitsin altını. Tamam mı? Bu grafikte dolayısıyla 315 ve 303 dolarlara oluşacak geri çekilmeler genel anlamda 349 dolar kısa vade, 415 dolar ana vadeli hedefini bozmayacaktır. Bu grafikte benim rahatsız olup, tedirgin olup Borsa İstanbul'a perspektif anlamında bakışımı 303 dolar kırılmadıkça değiştirmem. Kırılırsa da hop, hiç kimse anlamaz nasıl döndüğümü. Öyle bir dönerim ki. Çünkü trend biter. Dolar bazlı. Dolar bazlı da trend biter. Evet. Bak bununla ilgili bir örnek vereyim. Verelim. Sokakta, dostluklarda ve arkadaşlıklarda fırıldak adam sevilmez. Mert, delikanlı, dürüst ve dostlar ararız değil mi? Hı hı. Borsa İstanbul öyle bir yer değil güzel kardeşim. Piyasa iki yönlüdür. Bir yöne aşık kalırsan seni hasta eder. Borsada döneceksin, dönmeyi bileceksin, esnek olacaksın. Değişti demeyi de bilmek lazım. Benim beklentim bozuldu deyip refleksi değiştirmeyi, stratejik bakışını değiştirmeyi bileceksin. Değiştirmezsen ne mi olur? Hiçbir şey olmaz. Cebinde nasıl hiçbir şey olmaz? Sen değerli ürünleri bu ülkenin güzide şirketlerini taşımaya devam edersin. Bir sonraki çıkışta yine para kazanırsın ama taşır taşır durursun. Taşır taşır durursun sevgili kardeşim. Evet. Bu böyle. Şimdi buradan gelelim TL bazlı. Şimdi bak. Burada burası 5. aydan itibaren. Tabii bak. Şimdi o grafikte ne dedik? Büyük belli bir oranda geri çekilme büyük resimde bozulmuyor dedik. Tabii. Ama bak bu grafikte kısa vade 3 aya döndüm ve şunu diyorum. Yine örnekle anlatacağım. Uğurcuğum bunun altında bu düşen trend dediğimiz bak bu hareketli ortalamalar kırılınca bir düşüş trendi başlıyor mu? Bu sefer hareketli ortalamalar yukarıdan baskılıyor mu? Baskılıyor. Aynı zamanda bir düşüş trendi oluyor mu? Oluyor. Geçilince ne oluyor? Akım yukarı dönüyor. 8 gündür 8 ortalamanın altında mıyız? Altındayız. Yeni bir düşüş trendi attık mı? Tıpkı oradaki pembe gibi attık. Altındayız güzel kardeşim. Bu hareketli ortalamalar ve bu düşen trend geçilmedikçe siz piyasaya, çuvalın içine istediğiniz kadar haberleri basabilirsiniz. Önce pembeyi üstüne mi atmamız lazım? Önce 8 ve bu düşen trendin geçilmesi lazım ki biz buraya çıkalım seninle diyelim ki Uğur. Sobayı odunla. Anladın? Yani trend döndü diyelim. Bu geçilmedikçe neyle savaşıyorsunuz hocam siz?
Hiç kimse piyasadan büyük değil. O yüzden her zaman aslı olan fiyat ve trend. Trend aşağı mı? Aşağı. Bir yerden dönecek mi? Dönecek. Yeni tepe yapacak mı? Yapacak. Hani bir yerden döneceği için muhtemelen de bir rakam dip olacak mı? Olacak. Ama bak şunu unutma. Düşüş trendlerinde aslı olan destekler değildir. Trendin başlamasıdır, düşenin geçilmesidir. Çıkış trendlerinde nedir aslı olan? Desteklerin kırılmasıdır. Çünkü dirençler yutularak gidilir. Dolayısıyla burada benim Borsa İstanbul'da 10.600'lerin üstünde kalınıp kalınamamasına, bak buraya çok dikkatli bir yorum yapacağım. Hı hı. Göreceli bir önem atfediyorum ama para kazanmamız için bir desteğin çalışması yetmez. Trendin başlaması lazım. Evet. Orası ne zaman başlayacak? 10.769, 10.880 direnç bölgesinin üstünde kapanışlar başlarsa, şunu diyeceğim. Örnek 1A'daki gibi düşüş trendi, örnek 2A'da bitmiştir. Borsa İstanbul'da düzeltme bitmiştir. Yukarı yönlü bir oyun disiplini başlamıştır diyeceğiz. Ne zaman? 10.769, 10.880 üstünde kapanışları görsek. Bu oluşmadıkça ne olacak? Belli yerlerden, belki de 10.600 veya bir alt destekten tepkiler görebiliriz. Aslına bakarsan biraz daha hani kendi kişisel anlamda söyleyeyim. Bu suikast olayı olmasa ben 10.600'deki, bak daha önce çalışan bu 55 günlük hareketli ortalamanın yine çalışacağını şahsen bekliyordum. Hala da olabilir bak. Kırılacak anlamı da çıkmasın ama hala bekliyordum ama şimdi bu haber tabii biraz daha baskılıyor. Sonuç 10.600 önemli bir ara destek sevgili Uğur. Bu desteğin kırılması durumunda Borsa İstanbul'daki satışların 10.452'lere varabilecek şekilde devam etme. Yani bir 150 puan daha baskı alma ihtimali masada kalabilir. Burada 10.605 ve veya 10.452 bu bölgeden oluşabilecek tepkiler 10.769, 10.880'leri hedef yapabilir. Ancak 10.880'lerin üstünde kapanış olmadıkça teknik analizdeki, klasik teknik analizdeki düşen trend direnci geçilmeyeceği için oyun güvenli sahaya geçti demeyiz. 10.880 geçilirse ne olacak Uğur? O zaman şunu diyeceğiz, düşüş trendi bitti. Vagonları dolduralım. 8 günlük hareketli ortalama. Bravo abi. Aynen. Çok net. 8 kırılınca tablo tamamen değişiyor Uğur. 8 bir altın sayı, bir Fibonacci sayısı. Ve son 3-4 yıldır Borsa İstanbul'da üstünde kaldığı zaman trendin ve akımın yukarı yönlü kaldığını, altına indiğimiz zaman da fiyatın baskılı ve düzeltmesini devam ettirdiği ile ilgili %78, %80'e varan bir istatistik var elimizde. Hı hı. Bu anlamda o zaman 8 günlük hareketli ortalama ne zaman kırıldı sorusuna soracak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 iş günü önce kırılmış bir hareketli ortalamanın altına şimdi biz haberlerle düşüşe bir bahane arıyoruz. Halbuki teknik bunun sinyalini 11.100'de verdi. Peki 55 ve 89 günlük hareketli ortalamaları da orada görüyorum. Güzel. Oralara şimdi bak, ne kadar uzağız? Süpersin. Şimdi biz yükselişin başlaması için 769-880 geçilmesi lazım dedik değil mi? Ama öbür taraftan da fiyatın bir yerden döneceğini veya bir yerden tepki yapacağını biliyoruz. Bu 9.958 dibiyle 11.252 tepesine attığımız Fibonacci bize der ki, Uğur, 10.452, 10.213... 10.452 tüm çıkışın 61.8'i, 10.213'te 78.6'sı. 78.6'da ayrıca 89 günlük hareketli ortalama var. Evet. Şimdi bak 10.880 geçilmedikçe trend oluşmaz ama 10.600'de, buraya çok kritik bir not bırakayım, 10.200'lere doğru düşüşün devam etme riski, dikkat, bak trend yok, taşıma maliyetini kabul ediyoruz. Ama göreceli kendi içinde de fırsat sunacak. Ne demek istediğim net mi? Nakitte olan için net, bir fırsat yaratılıyor. Siz yine cümlenizi tamamlarken arkaya canlıyı da verelim. Çünkü tam oraya geldi endeks. Tam bunu bugün gördü en düşük. 10.606 gördü. Bugün en düşüğü 600. Evet. O yüzden benim için de 600. Yani bu haftaki bütün yayınlarda ona kırılmaması gereken bir destek. Ama bak tekrar ediyorum. Bugünkü kapanış belirleyici bir şey olabilir. Tabii üstünde kalmak, bu haber akışına rağmen üstünde kalmak. 10.611. Bak Uğur.
çok detaylı anlatıyorum. Yanlış anlaşılmak para biliyorsun başka tabii, bir şey. Tabii tabii. Bak 10.600'ün üstünde kalmak yeterli mi abi dersen göreceli yeterli ama kafi değil. Para kazanmamız için hareketli ortalamaların üstüne geçmemiz lazım hocam. Aksi takdirde ne olacak? Yani hareketli ortalamalar geçilmeden 600 kırılırsa ne yapacağız? Biz seninle her yayında çıkıp burası destek, burası destek deyip yani bir gün bir yerden döneceğini bildiğimiz bir şeyi ne yapalım? Hani şapkadan tavşan mı çıkarmaya çalışalım? Şapkadan tavşan çıkmaz Borsa İstanbul'da. Borsa İstanbul disiplinle yönetilir. Mesela 10.600'ün altında, sallıyorum tamamen farazi konuşuyorum. 10.580'den bir kapanış yaptığı takdirde burada destek olarak 10.452 ve 215'lere doğru baskı artacak, disipline oluşur veya devam eder. Çünkü zaten düşüş trendindeyiz. Bozulma sürüyor. Evet, baskı ve bozulma sürüyor deriz ama bak şunu unutma Uğur. Mesela teknik analizin en büyük eleştirilerinden bir tanesi de şudur. Sen zaten düşüş trendindeki bir şeyde destekleri sayıyorsundur. Tamam mı? O destek kırılır, altına iner. Düşüş daha da derinleşecek zannedersin. Ertesi gün döner yukarı gider. Orada yatırımcı karanlıkta gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kalmamalıdır. Biraz önceki sözümü hatırlayın. Sokakta fırıldaklar sevilmez. Borsa İstanbul Trading'inde esnek olacaksın. Dönmesini bileceksin güzel kardeşim.